Ağırlık merkezi olan O noktasından duvara sabitlenmiş bir kenar uzunluğu 20 kök 3 santim olan düzgün altıgen biçimindeki kasnak şekli, başlangıçta AB kenarı yere paralel olacak biçimde durmaktadır. Yani şekildeki gibi durmaktadır. Kasnak sabit hızla O noktası etrafına döndürüldüğünde bir turu 72 saniyede tamamlamaktadır. Buna göre aynı hızla pozitif yön. Pozitif yön neydi arkadaşlar? Saat yönünün tersi değil mi? Yani şu, şu vaziyette döndürülmeye başlanan kasnakta A noktasının 96 saniye sonraki konumu. Şimdi 72 saniyede turu tamamlıyor. O zaman A'dan tekrar A'ya gelmesi 72 saniye. Şimdi 96 demiş. Üzerine ne yapacağız? Bir 24 saniyede ama hareket edeceğiz. Şimdi kaç tane köşe var? 6 tane. O zaman 72'yi 6'ya bölersek 12. Yani bir köşeden diğer köşeye 12 saniyede gidiyor. O zaman A köşesi B'nin olduğu yere gelmesi için 12 saniye. C'nin olduğu yere gelmesi için de 24 saniye mi geçmeli? Ha o zaman 96 saniye sonra A köşesi C'nin olduğu yerde olacak. E neyi soruyor bize? A köşesinin yeri olan uzaklığı. Ha bizden şu uzunluğu hesaplamamızı istiyor. hesaplarız. Bir kenarı kaçtı arkadaşlar? 20 kökü 3. Peki düzgün altıgen dediğimiz şey arkadaşlar. Esasında nedir? Bütün şu uzun köşegenleri çizdiğinizde 6 tane eşkenar üçgenin birleşimidir. E bir kenarı 20 kök 3 ise o zaman şuralar hep bakın 20 kök 3 olmaz mı? 20 kök 3, 20 kök 3, 20 kök 3. Eşkenar üçgen hemen şuradan bir dik geliyorum. 10 kök 3, 10 kök 3. Peki 30'un karşısı 10 kök 3 ise 60'ın karşısı 10 kök kök 3 katı kaç gelecek? 30. Ha, demek ki şurası kaç santimmiş arkadaşlar? 30. E şurası da 40 santimdi. O zaman A noktasının bu durumdayken yere olan uzaklığı 70 santim. Cevabımız da B şıkkı. Düzgün altıgende A ve D noktalarının birbirlerine göre simetri olarak A üssü ve D üssü. Ha bu ne demek? Şimdi şöyle bakalım. A noktasının D'ye göre simetri A üssüymüş. Yani o zaman şu aradaki mesafe şuralara 1 1 dersek değil mi? Buraya 1 1 dersek A, D iki birim olduğu için D, A de ne olacak? İki birim. Ha, aynı şekilde D'nin A'ya göre simetriği. O zaman burada iki. Ha diğerleri de böyle gitmişti. B, E'ye göre simetri Bir, bir, iki. O zaman burayı iki. C, F'nin birbirine göre simetriği. Falan, falan, falan. E ne istiyor bizden? İçerideki altıgenin, dışarıda oluşan altıgenin alanının oranı. Şimdi o zaman bir tane üçgenden gidelim değil mi? Şimdi bakın şuraya bakarsak sanki soruyu bitiririz gibi geliyor bana. Şu vatandaş buna paralel değil mi? E, D, B üssü, A üssü. E, Tales yazarsak 1'in 3 oranı. Yani şuraya K dersek burası ne olacak arkadaşlar? 3K. Peki o zaman şu üçgende büyük üçgen benzer. Tales benzerliği. Benzerlik oranı ne? K bölü 3K. Yani 1 bölü 3. Peki alanlarda ne oluyordu? Karesini alıyorduk. 1 bölü 9. Değil mi? Yani buranın alanına S dersek. Büyük üçgenin alanı ne olacak arkadaşlar? 9S. Şimdi ne soruyor bize? İçerideki altıgenin alanının dışarıdaki altıgenin alanına oranı. İçerideki altıgenin alanı 6 tane S. Dışarıdaki altıgenin alanı da 6 tane 9 S. Yani şu 6'lar hikaye değil mi? S'e 9 S. E 9S. Yani aradığımız oran 1 bölü 9. Cevabımız E şıkkı. Düzgün beşgen biçimindeki karton BE boyunca kesildikten sonra elde edilen küçük parça diğer parçaya BC kenarı boyunca yapıştırılıyor. Buna göre elde edilen şekilde BKD açısının ölçüsü kaç derecedir diye sormuş bize. Şura kaç dereceydi arkadaşlar? Düzgün beşgende 108. E kenarlar birbirine eşit ikiz kenar. Buralar ne oluyordu? 36, 36 değil mi? O zaman gelelim buraya. Şuralarda 72, 72 oldu mu 108 olması için? Şimdi yan tarafa geçtiğimizde ne oldu? Buralar 72, 72. Buralar 108, 108. Buralar 36, 36. Peki 36, 36, 72. Burada gene 108 oldu mu? E şurası ne oldu? 108, 108, 216. 360'dan 216'yı çıkartırsak 144. Geriye ne kaldı? 36. E şimdi şu vatandaş bunu eşit değil mi? İkiz kenar. Ha, o zaman buralarda ne olacak? 18, 18. Ha, bizden istenilen açı 36 artı 18, 54. Cevabımız D şıkkı. Faruk öğretmen geometri dersinde tahtaya aşağıdaki özelliği yazmış. Bir altıgende önce şu kısa köşegeni sonra şu uzun köşegeni çizerseniz alanlar A, 2A ve 3A biçiminde ayrılır demiş. Daha sonra sınıfa aşağıdaki soruyu sormuş. Yani yandaki şekli. Buna göre taralı bölgelerin alanları toplamının tüm şeklin alanının oranı. E ne yapacağız? Faruk öğretmenin tahtaya yazdığı özelliği buraya aktaracağız. Hemen şu uzun köşegeni çizersek bakın burası A iken bu arkadaş ne oluyormuş? 2A. Yani şekilde bura A iken bura ne oldu? 2A mı? E diğerlerinde de aynı durum geçerli. A 2A A 2A Aynı şekilde A çiz bunu 2A A 2A ha, Boyalı bölgeler mavi boyalı bölgeler ne oldu? 2 4 6A Tüm şeklin alanı ne oldu arkadaşlar? Bir tane altıgenin alanı 6A değil mi? 3 tane var 18A. Oranlarsak 6 bölü 18'den 1 bölü 3 cevabımız E şıkkı. Aşağıda verilen bir kenar 6 santim olan taralı düzgün altıgenin kenarlarına kareler çiziliyor. Ardından ardışık iki kenarın köşeleri kesikli çizgilerle birleştiriliyor. Buna göre son durumda elde edilen 12 kenarlı çokgenin çevresi. Şurası kaç arkadaşlar? 6 değil mi? Bunlar 6. O zaman bizim karenin kenarları da 6 birim. E, şu aradaki açıyı bulursak sanki oradan bir şeyler yakalarız gibi. Bura kaç derece? 120 değil mi? Bura 90. Bura 90. E, 90, 90, 180. E geriye kaldı 180. 360 olması için. E 120 buradaysa bura 60 oldu mu? Ha, bura 60 ve 6, 6 ikiz kenar. Ya bu bildiğiniz eşkenar. O zaman burada 6 değil mi? E, bu da 6. Ha, bizim 12 genin kenarları da 6 birimmiş. Çevreyi istiyor. 6 tane 12 72. Cevabımız D şıkkı. Düzgün altıgen biçimindeki bir karton 3 parçaya ayrılıp elde edilen parçalar birer kenarları çakışacak biçimde bir araya getirilerek bir paralel kenar oluşturuluyor. Elde edilen paralel kenarın çevresi 6 kök artı 6 birim olduğuna göre altıgenin çevresini istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar esasında altıgen diye bir şey yoktur. Altıgen dediğimiz şey nedir? Bakın şu uzun köşegenleri çizerseniz 6 tane eşkenar üçgenin birleşimidir. Dolayısıyla altıgenle alakalı uzunluk sorularında hiç aklınız altıgen gelmesin. Hep eşkenar üçgen gelsin. Şuraların 60'ar derece oldukları gelsin hep. Tamam. Şimdi yan tarafa bakalım. O zaman burası 120 derece. İkiz kenar. Buralar kaçar derece? 30'ar derece. Şimdi burası 30 derece ise burası 90. E 90 60. 30. Bakın hiç düzgün altıgenlik bir şey yok. Hep 60'lardan soru gidiyor değil mi? E burada zaten bir tane kenarımız. Şimdi bakın şöyle yapalım. Bunun bir kenarını A diyelim. A. A. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı ne oldu? 2A. E şunlardan ne oldu? A. A. E şurası da ne oldu? Yeşilin kenarı da A kök 3 değil mi? E tamam bunları buraya aktaralım. Şimdi burası A. Burası A. Burası A kök 3. Burası 2A. Burası A. Burası neydi? 2A değil mi? Şurası A, burası da A kök 3. Şimdi paralel kenarın çevresi çıktım. 3A artı A kök 3'ün 2 katı. Eşittir paralel kenarın çevresi 6 kök 3 artı 6. Ha, her tarafı 2'ye bölersek 3A artı A kök 3 eşittir 2'ye böl 3 kök 3 artı 3 değil mi? O zaman A'nın kök 3 olduğunu görmek herhalde zor değil değil mi? 3A 3 kök 3 ise A kök 3. A kök 3 3 ise A kök 3. O zaman A kök 3 olduğuna göre düzgün altıgenin bir kenarı kök 3 oldu mu? Bizden çevresini istiyor. 6 tane kök 3, 6 kök 3. Cevabımız A şıkkı.